izleyenlerimiz, değerli misafirlerimiz, Star TV, Star Türk TV ekranlarımıza, internet kanalımıza, Türkiye'nin en çok izlenen internet kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün stüdyolarımızda çok uzman, alanında uzman, çok değerli Profesör Ekrem Çufa efendim, Profesör Doktor Ekrem Çufa bizimle birlikte stüdyolarımızda. Çok özel konulara değineceğiz. Güzel sorularımız olacak. Kendisi gündem olan konulara değinecek ve cevaplar alacağız kendisinden. Programlarımızı izlediğiniz zaman da mutlaka yorumlarınızı ve de sorunlarınızı bizlere yazarsanız, iletişim uzmanı olarak ben Rüzgar Büyüktankaya, Profesör Doktor Ekrem Çulfa aile ilişkileri uzmanı olarak sizlere destek verme şansımız olacak. Efendim, Profesör Doktor Ekrem Çulfa stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Var olun. Efendim çok güzel çalışmalarınız var. Hakikaten sizi takip ediyoruz. Dünya çapında insanlara yardımcı oluyorsunuz. Alanınızda uzmansınız çünkü. Çok değerlisiniz bizim için ve de çok önemli bir isimsiniz Türkiye için. Sağ olun. Sizinle bugün ben dijital şiddeti ve de son zamanlarda gündem olan sanal alem aldatmalarını, sanal alemde yaşananlarla sosyalde yaşananlar arasındaki farkı konuşmak istiyorum. Öncelikle dijital şiddet nedir efendim? Dijital şiddet internet ortamında veya sosyal medyada tanıştığımız kişiye istediğimiz ilgi alakayı göremeyince onun fotoğraflarını yaymadan tut, onunla ilişkisi olduğunu iddia etmeden tut, herhangi bir şantaj yapmaktır. Yani gerek sanal medya yoluyla, gerek gerçek alemde gelir oraya basarım gibi, ama her bir mesajı veya görüntüyü veya hareketi emojilerle olsun, düz yazıyla olsun kişiyi tehdit ve şantaj uygulamaktır. Son derece biliyorsunuz yayıldı. Kişinin fotoğraflarını alıp onunla ilişkisi varmış gibi göstermeden tut. Hocam onun şuradan girmek istiyorum. Buyurun. Konuya. Çok özür diliyorum. Şuradan girmek istiyorum. Dijital alem, teknolojinin ilerlemesi aslında bize çok büyük katkıları var. Ben şimdi bunu inkar etmek istemiyorum. Kimse de inkar edemez. Tamam. Çünkü teknoloji bize hakikaten Avrupalara, yurt dışına değil mi, oralardan iletişim kurmamızı sağlıyor. Bu güzel bir şey. Bunun yanı sıra sizin şu an bahsettiğiniz kötülükleri de var değil mi hocam? Kesinlikle. Ve yani daha önce küçük bir kasaba veya dijital ortam. Kasaba veya köy gibi dar bir alanda, hı hı, ya da bir odasından dışarı çıkamayan bir kişi teknolojinin nimetlerinden faydalanırken faydalanırsa eğer, hı hı, yani bir meyve olarak mesela bir bıçak diyelim. Teknolojiyi, evet, bir bıçağa benzetelim. Bununla karpuz kesebiliriz, salata yapabiliriz, muhabbeti genişletebiliriz. Diğer türlü adam da kesebiliriz. Allah muhafaza. Allah korusun. Yani evet. Allah muhafaza. İnsanı vezir de eder, rezil de eder. Yani dijital medyayı doğru kullanırsak vezir olursun. Yani bizler doğru mu kullanmıyoruz hocam? Yani dijital kullandığımız zaman, bir elektronik cihaz, bir şey kullandığımız zaman onu doğru mu kullanmayı bilmiyoruz? Yani bunu mu aslında öğrenmemiz gerekiyor? Tabii ki. Önce bir teknoloji, bir bilgi. Bunlar her biri bir güç. Bir matematik, bir bilgisayar programlama, bir sosyal medyayı kullanma, her biri bir güç. Ama maalesef teknolojiyi eline, çok affedersiniz, kullan. İşte şöyle hava atarsın, böyle asarsın, böyle kesersin. Diğerlerini bastırma, sindirme, yok etme, önüne geçme, hava atma, kısaca aşağılık komplekslerimizi tatmin amacıyla kullanıyoruz. Halbuki bu çok önemli hocam. Evet, aşağılık duyguları mı geçiyor? Yani aşağılık kompleksleri olan, kendini gerçekleştirememiş kişiler bu tür büyük nimetleri bir silaha dönüştürme peşindedir. Diğerleri ona selam dursun, işte emir kulu olsun, işte zengin değilse zengin gibi gözüksün.
herhangi bir kızla iletişim kuramıyorsa bu yolla yüzlerce sevgilim olsun gibi. Burada bir rahatlık mı oluşuyor hocam? Yani normal yaşamda, real yaşamda bizler o cesareti gösteremezken sanal alemde, dijital ortamda daha mı relaks oluyoruz? Yani orada daha bir rahatlık oluyor? Daha rahatlık geliyor. Cesaretimiz mi artıyor hocam? Sanal olarak cesaret artıyor. Evet. Güç zehirlenmesine giriyoruz. Hı hı. Güç zehirlenmesinde kişi gerçek alemde kolay elde edemediği veya kendini gerçekleştiremediği durumlarda onu, o açığı hızla kapatmaya çalışıyor. Yani bilinçsiz teknoloji kullanımı aslında bir nevi dijital katliama neden oluyor. Çok yani kötü, tabii hocam? Ki sonuçta bir sokağa çıkamayan kişi internette bir oyun bulduğunda, orada eline silah aldığında olabildiğince adam öldürmeye, olabildiğince yenmeye, olabildiğince yok etmeye çalışıyor. Hocam bir toplu taşıt aracına biniyorsunuz. Bu minibüs olur, dolmuş olur. İşte herhangi bir araca bindiğiniz zaman insanlar saatlerce, belki farkında, belki farkında değil, saatlerce telefonda konuşuyorlar. Bu sizce doğru bir şey midir? Yani toplu taşıt araçlarında insanların yüksek sesle bu telefonları kullanmaları, bu kadar uzun vadede kullanmaları, uzun süre o araçtan inene kadar kullanmaları doğru bir şey mi sizce? Şimdi zaten yoğun çalışıyoruz. Zaten etrafımız radyasyon dolu. Zaten sinir, stres, hava alamıyorsun. Çık bir güzelliklere bak, insan çeşitlerini gör, bir gözlemle etrafını, nereye gidiyorsun, nerelerden geçiyorsun. Zaten eve geldiğinde kuku makuşu gibi dijital medyanın içine gömülüyorsun. Bari sosyal yaşamda telefonunu bırak, önüne bak, anı yaşa. Anı kaçırıyorlar. Kullanalım ama doğru kullanalım. Doğru kullanalım. Değil mi hocam? Kesinlikle. Doğru kullanacağız. Evet, bir güç elde ettiğimizde veya bir teknoloji bize geldiğinde bu benim hayatımı ne anlamda mutlu edecek? Eğer evliysek eşimle olan muhabbetimize ne katacak? Ne kadar kullanacağım, ne kadar kullanmayacağım? Mesela hafta içleri öğrenciler 2 saatten fazla kullandıklarında kesin alkol bağımlısı gibi bilgisayar bağımlısı oluyorlar. Hı hı. İşte sosyal medya bağımlısı oluyorlar. Diğer madde bağımlıları gibi bu kesinlikle. Da bir bağımlılık yapıyor. Bu beynin, beynin ödül merkezini ne dopamin salgılatıyor ve habire mutlu olduğunu zannediyor. Evet, o şekilde olaylar sürüp gidiyor ve kısır döngüye giriyor. Evet hocam, şimdi dijital şiddetten biraz bahsettik tabii ki de. Real alem ve sanal alemi konuşmak istiyorum sizinle. Sanal alemde insanlar birbirini çok daha yakın, birbiriyle çok daha samimi davranışlarda bulunabiliyor, yazışmalarda bulunabiliyor ve de şu son zamanlarda konuşulan emojiler, birbirimize attığımız gülücükler, öpücükler, birbirimize attığımız, gönderdiğimiz o kalpler, bizler evliyken, evde eşimiz varken bir başkasıyla yazışmamız, bir başkasına bu emojileri göndermemiz sakıncalı mıdır? Bu bir aldatma mıdır? Aldatmaya girer mi hocam? Lütfen sizden alabilir miyiz? Şimdi iki kişi yolda konuşurken dışarıdan sevgilisi, eşi veya nişanlısı, bir erkeğin başka bir kadına veya o kadının eşine, sevgilisine, nişanlısına kalp şeklinde bir hediye vermesi durumunda veya kalp hareketleri yapması durumunda nasıl ki bir ilişkinin tadını tuzunu bozar, aldatma kabul edilir. Çünkü o semboller, o davranışlar sadece biricik olduğunu ifade etmek için sevgiliye, nişanlıya veya eşine yapılan hareketleri karıştırmamak lazım. Rol karmaşasına girmemek lazım. Neyse o. Mesela hoşça kal, iyi günler demek bir aldatma değildir. İnternette de bu hareketi gönderebilirsin. Evet. Ama kalp hareketine, kırmızı kalp atmaya hocam ne o, gerek var? Hocam o ne gerek var değil de, yani şimdi gerek var değil de, o kalp ve emojiler aslında bir sevgi belirtisi olamaz mı? Yani karşıdaki insana öpücük göndermek, hani bir emoji olarak
bir kalp göndermek sevgi belirtisi de olamaz mı? Yani bu aslında yazışmayla alakalı bir şey midir? Hani aldatmaya girmesi için. Şimdi yazışmaların gidişatına da bakmak lazım tabii ki. Ama sürekli birbirlerine kalp atıyorlarsa, mesela kırmızı kalp yerine başka bir kalp atılabilir veya emojilere bakıp başka sevdiğimizin, insan olarak sevdiğimizi gösteren emojiler vardır. Tebessümler olabilir. Bakın, tebessüm edilebilir. İşte kırmızı öpücük yerine işte el hareketleriyle merhaba denilebilir. Böyle yapılabilir. Evet, çekirdek aileyi koruyalım. Bakın, iki kişi evleniyor. Hemen oraya kayınvalide, kayınpeder vıdı vıdı vır vır zır zır o müdahale ediyor. O şey yapıyor, o yatak oda sırlarını öğrenmeye çalışan arkadaşlardan tutun. Daha dün evlenen çiftlerin her şeylerine burunlarını sokarak o kişilerin yani yuva kurmalarını, çekirdek aile kurmalarını engelliyorlar. Çekirdek ailenin temelleri bataklık üzerine kurulduğunda o en küçük bir imojede, en küçük 3 şiddetinde depremde bile yıkılır. O yüzden yani çekirdek aileyi... Yani mutlaka korumamız gerekiyor değil mi hocam? Yani aileyi mutlaka korumamız gerekiyor. Yani nasıl ki çocuklar geleceğimiz... Bizler dikkat etmemiz lazım. Tabii ki çocuklar geleceğimiz. O çocukları bir eve koyuyoruz. İyi bir gelecek. Ondan sonra gagalamaya başlıyoruz. Yani çekirdeğin çınara dönüşmesi için fazla müdahale değil, dengeli müdahale. Mesela baba diyebilir ki kendi eseri, kendi oğlu, diğer tarafın kendi kızı. Güvenmez mi? Senin eserine güvenmiyor musun yani? Onlar evlenince şöyle diyecek. Koltuğa oturacak. Oh, keyfini çıkaracak. Atacak bacak bacak üstüne. Şükrün edecek. Kahvesini içecek. Ve oğlum diyecek. Ben senin ihtiyaç olmadıkça hiçbir şeyini bir yıl boyunca sormayacağım. Ne yaptın, ne ettin. Sen yeter ki kocanla veya karınla muhabbetini kur. Çekirdek yuvanı çınara dönüşecek şekilde kur. Ama ben buradayım. Eğer bir şeye ihtiyacın hocam, varsa buyur gel. Hocam burası çok önemli. Şimdi aileler dedik, büyükler dedik. Tabii. Aslında çekirdek aile dediğimiz o 2-3 kişiden oluşan aile, yeni yetişen yani aile. Karı koca, daha sonra çocuk da dahil oluyor. Büyüklerden kopmamalı mı? Yani birazcık büyüklere daha mı yakın olmalı çekirdek aile? Çekirdek aile elbette haftalık işte 15 güne bir aylık ziyaretlerine devam etmeli. Yani kopuyoruz diye bir şey yok. Devam etmeli değil mi kesinlikle hocam? Kesinlikle wireless'la nasıl ki kablosuz olarak internete bağlanıyoruz. Kalp olarak, gönül olarak onlara bağlı ama iç işlerinde kendileri özgür olmalı. Tabii. Bir şeyleri denemeli. İşte salatayı deneyebilir, yemeği deneyebilir. İstediği şeyi o yeni kurduğu, o kadar emek ve masraf harcadığı ve o günler için anaların ve babaların o günler için büyüttüğü yeni çiftler o kendi sıcacık yuvalarında kendilerini gerçekleştirmeli. Ama bunu güç savaşı şeklinde tehdit ederek, diğer partneri söndürerek ya da sindirerek değil. Yani düşünsenize orada uyum içinde, az önce dedik ya bir önceki yayında, iletişim halinde olarak inşallah mutlaka, bunu gerçekleştirmek mutlaka gerekiyor. Mutlaka iletişim olmak durumunda, aileyi de korumak, kollamak değil mi? Büyükler de burada saygı çerçevesi içinde bir arada olmalı. Büyükler aslında kendi evlerinde, kendi köşelerinde keyifle kendi eserlerini çocuklarını izlesinler. Aç kamerayı, hocam, muhabbet edelim desinler. Hocam peki şimdi dijitale değindik, dijital şiddete değindik, sanal alem aldatmalarına değindik. Tabii ki sizinle devam edeceğiz. Çok az bir süremiz kaldı, zamanımız kaldı. Bizler şu anda Star Türk ve Star TV ekranlarında, stüdyolarındayız efendim sizlerle birlikte. Şu anda stüdyolarımızda bizimle beraber olan Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanımız Sayın Nezir Karayün var. Profesör Doktor Ekrem Çulfa kendilerine güzel bir hediye sunacak. Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanımız Nezir Karayün'ü stüdyolarımıza davet ediyorum efendim. Buyurun lütfen.
Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Kutlarım sizi. Hoş geldiniz, merhabalar. Evet. Buyurun efendim. Bu kitabımızı, Farkındalık Mutlu Olma Sanatı ve Yaşama Sevincini, en çok siz hak ediyorsunuz efendim. Teşekkür ederim. Çünkü binlerce, on binlerce öğrenci yetiştirdiniz, usta yetiştirdiniz, gazeteci yetiştirdiniz, insanlığa yıllardır kıymetli mesajlar veriyorsunuz. Çam sakızı çoban armağanı. Estağfurullah hocam. Buyurun, büyük güle güle okuyun. Okuyacağım. Sevdiklerinizi. Bu şekilde bırakmıyoruz Sayın Hocama. Türkiye Yerel Basın Birliği'nin bir anahtarlığını ve Sayın Hocama bir de rozet hediye ediyoruz. Harikasınız hocam, çok güzel. Hocam böyle takdim ediyorum tabii ki. Sağ olun, var olun. Fırtına gibidir maşallah. Sağ olun efendim, sizi, çok teşekkür ederim. Gerçekten es geçmedi. Hocam sayenizde. Çok sağ olun efendim. Yani çok teşekkür Rüzgar ediyoruz. Rüzgar Sankaya bizim aynı zamanda Türkiye Yerel Basın Birliği üyemizdir. Evet efendim. Sanat danışmanımızdır. Bütün yaptığı televizyon programlarında bizden bahsettiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam, efendim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanımız Sayın Nezir Karayüne'ye geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hediyeleri için de çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekrem Bey, son bir kelime, bir cümle sizden alayım. Geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ekrem Çulfa bizimle birlikte oldu. Buyurun efendim. Şimdi ben hem uluslararası hem ulusal basında yer alıyorum. Evet. Ama az önce çekirdekten bahsettik ya. Ulusal ve uluslararası basının çekirdeği olan yerel basına tam destek olmalıyız tam hepimiz. Tam destek veriyoruz efendim. Star Türk TV, Star TV ekranlarına tekrar buluşmak üzere. Ekranlarında sizlerle tekrar buluşmak üzere. Rüzgarla Hayata Gülümse programından bugünlük bu kadar. Bir başka programda buluşmak üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.